Arkadaşlar Photoshop'ta en basit konulardan biri olan sol taraftaki araç paletinden araç seçme işlemi bile %90 kullanıcı tarafından hata yapılıyor. Örneğin ben bir fırçayı seçtiğimde sadece fırçayı seçmenin yeterli olduğunu düşünüyorum. Halbuki fırçaya ait araç ayarlarının yukarıda olduğunu atlıyoruz. Bir fırçanın Boyutu, sertliği, opasitesi, harmanlama modu, flow değeri, airbrush değeri, yumuşatma değeri, açısı gibi onlarca ayarı var. Fakat kullanıcılar sadece ilgili aracı seçip işin bittiğini düşünüyor ve burada istediği sonuçları elde edememesine sebep oluyor. Bunun önüne geçmek için şöyle bir şey yaptık. Soldaki araç paletini artık unutun. Retouch yaparken kullanacağınız tüm araçları buraya taşıdık. Yani siz artık sol taraftan araç seçmek yerine buradaki araçları seçmeniz sizi en doğru sonuca götürecek. Bunun özelliği şu. Bakın ben buradan örneğin fırça seçtim. Fırçayı seçtiğimde ayarlarım yapılı gelmiyor. En son nasıl bıraktıysam öyle geliyor. Ama ben buradaki panel üzerindeki fırçayı seçersem yukarıdaki tüm ayarların yapıldığını görebiliyorsunuz. Yani size hem aracı seçiyor hem de üstteki ayarları olması gerektiği değere getiriyor. Örneğin gelin ben bu fırçayı tekrar bozayım. Opasısını değiştirdim, flow'unu değiştirdim. Buradaki ayarlarını değiştiriyorum. Açısını değiştiriyorum. Rengini değiştirdim. Karma karışık bir fırça oldu. Bunu seçersem yine en son bu olduğu için bunu seçiyor. Ama panel üzerinden fırçaya tıkladığında tüm ayarları yeniden yapılandırıyor. Yani artık bir fırça seçmenin bile en doğru yolunu panel üzerinden gerçekleştirebileceğiz. Burada tanımlı olan ayarlar Mixer Brush var. Bunu frekans ayırmada kullanacağız. Çok işimize yarayacağız. Örneğin Clone Stamp'in çok akıllıca ayarlanmış ayarları burada mevcut. Yine Healing Brush'lar, Patch Tool'lar ve Burn Tool'u da çok aktif bir şekilde farklı bir unsur olarak kullanacağız. Bir fırçayı seçtiğimde artık Opacity ile oynamamam gerektiğini, şiddet için sadece Flow ile oynamam gerektiğini burada Flow değerini 15'te bırakarak belirtmiş olduk. Aynı şekilde clone stamp'te de şiddet ayarlamak için sadece flow'u değiştireceğiz arkadaşlar. Tekrar aynı şekilde mixer brush'ta da şiddet ayarlamak için yine flow'u değiştireceğiz. Yani araçları buradan seçiyoruz. Şiddet ayarlamak istiyorsak da sadece flow değerini artırıp azaltıyoruz. Opacity'yi hayatımızdan çıkartıyoruz. Hem doğru fırçalar hem de doğru teknikle istediğimiz fotoğrafı akıllıca yapmış olacağız. Arkadaşlar yine bir iş akışımızı hızlandırıcı unsur da adjustment layer'ların yine panelin üst tarafında yer alması. Örneğin bir curse oluşturmak için aşağıya gideyim curse oluşturayım demek yerine panel üzerinden tek tıkla curse, levels, color balance gibi en sık kullanılan adjustment layer'ları tek tıkla oluşturabiliyoruz. Akıllı araçlar ve hızlı adjustment layer'ları oluşturabilme yine panelin basit ama etkin özelliklerinden biri. Thank <music> you.